Bismillahirrahmanirrahim. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Sadakallahul azim. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Et-ta'limu fis sigar ken nakşi fil hacer. Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Muhterem kardeşlerim, çocuklarımızın okul tatilleri yaklaşıyor. Çocuklarımızın tatillerini malayani ve boş işlerle değil, tamamen faydalı işlerle değerlendirmesi önemlidir. Anne babalar olarak, büyükler olarak hepimiz bundan sorumluyuz. Kaldı ki özellikle çocuklarımızın çocuk yaşta başta Kur'an olmak üzere temel dini bilgilerini öğrenmeleri kendileri için hayati önem arz eder. Çocuklarımızı bizim çocuklarımız yapacak, bizi biz yapacak şey Kur'an eğitimidir, din eğitimidir, İslam eğitimidir. Şu anda piyasada çocuklarımızı olumsuz etkileyen öyle çok sebepler var ki bunları burada saymakla bitiremeyiz. Dolayısıyla iş başa düşüyor. Bizler her birimiz bu konuda duyarlı olmak zorundayız. Çocuklarımızın Kur'an eğitimleri, İslam eğitimleri konusunda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur: Kullu veledin yuledu alel fıtra thumme ebevâhu yuhavvidânihi ev yunassirânihi ev yumeccisânihi. Her çocuk tertemiz fıtrat üzere doğar, İslam fıtratı üzere doğar. Hakkı kabul etme, batıldan sakınma fıtratı üzeredir. Ancak sonra anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır ya da Mecusileştirir buyurur. Tabi burada anne baba sadece birer simgedir. Çocuğu etkileyen birçok etkenler vardır ama anne babanın vurgu yapılması tabii ki önem arz eder. Çocukların özellikle kişiliklerinin oluşum çağı bilim adamlarının ifade ettiğine göre 0-5 yaş arasıdır ki 0-5 yaşındaki bir çocuk anne kucağında ve baba ocağındadır. Onun kişiliğini en çok etkileyecek olanlar anne babadır. Yine anne baba kendi çocuğuna güzel bir örnek olursa çocuk üzerinde doğal bir etkisi olacaktır. Bu da en fazla yine çocukluk çağında, küçüklük çağında olur. Anne baba bu vazifesini yaparsa o zaman çocuk fıtratını muhafaza ederek kendisinin çocuğu olarak, mümin bir anne babanın çocuğu olarak, mümin bir evlat, mümin bir nesil olarak yoluna devam eder. Ama anne baba görevini yapmazsa, anne baba dışında da çocuğu etkileyen dışarıdaki etkenler var. Hele sosyal medya denen bir güç var bugün. İnternet denen bir güç var bugün. Televizyon denilen bir güç var bugün. Onun dışında işte müziktü, futboldu, modaydı, daha başka bir takım kötü alışkanlıklardı vesaire. Bunların hepsi çocuğu kesinlikle olumsuz etkiler. Bu asırda, bu çağda çocuklar, gençler bu bahsettiğimiz olumsuzlukların tam içerisindedirler. Karşı karşıya değil, onların tam göbeğindedirler. Çünkü artık dünya çocuklarımızın cebinin içerisine kadar girmiş.
bir cep telefonunun içerisine dünyayı sığdırmışlar. Dünyanın her yerine bununla ulaşmak mümkün. İnternet denen ağla ulaşmak mümkün. Başka vasıtalarla ulaşmak mümkün. Öyleyse çocuklarımızın bu çocukluk çağında Kur'an ve İslam eğitimleri önemlidir. اَدَّنُّ يُرَشِّحُ بِمَا ف۪يهِ diye bir atasözü vardır. Bizim dilimizle küp içindekini sızdırır. Küpün içerisine bal şerbeti koyarsanız bal şerbeti, sirke koyarsanız sirke sızdırır. Çocuk da boş bir küp misalidir. Ona İslam doldurursanız, Kur'an doldurursanız, güzel ahlak doldurursanız o kendi çevresine İslam'ı ve Kur'an'ı yansıtır. Ama biz çocuklarımıza Kur'an'ı ve İslam'ı zihinlerine dolduramazsak, onları Kur'an eğitimi terbiyesiyle terbiye edemezsek, o zaman başkaları her türlü zararlı bir takım fikirlerle, izimlerle vesaire ile doldurur çocuklarımızın zihinlerini. Bir de bakarız ki 18'inde 20'sindeki çocuk adeta bizim çocuğumuz değil, sanki bir garip gibi, bir yabancı gibi. Onun için muhterem kardeşlerim, çocuklarımızın eğitimi çok önemlidir. Özellikle de çocuklarımızın Kur'an önemi, Kur'an eğitimi çok önemlidir muhterem kardeşlerim. Çocuklarımız bizim tarlamızdır. Tarlamızı biz kendimiz sürersek, orada buğday ekeriz, mercimek ekeriz, domates, patlıcan ekeriz. Ama biz tarlayı bor bırakırsak iki ihtimal var. Ya orada çalı diken batar, çalı diken yetişir, biter. Tarlamıza girdiğimiz zaman önce bizim ayağımıza batar, sonra başkalarının. Ya da başkaları bizim tarlamızda haşhaş eker, kendir kerevine nedir? İşte eroin, efyon yetiştirecek maddeler eker. Hem bizim çocuğumuzu hem de dünyanın neslini onunla zehirler. Tarla bizim tarla ama başkasına mal olmuş olur. Başkaları kendi hesabına onu işletmeye başlamış olur. Bugün maalesef yetişen neslimizin durumuna baktığımızda şekil A değil de B'yi görüyoruz. Yani biz onlara sahip çıkmamışız. Başka birileri çocuklarımızın tarla hükmündeki zihinlerine, yüreklerine başka şeyler ekmişler. Bakınız, bir insanın doyurulması gereken 3 tane merkezi var. Biri midesi, biri hafızası ya da beyni, üçüncüsü ise yüreği ve kalbidir. Bunlardan en masraflı ve zor olanı mideyi doyurmak. Ama insanın kişiliği üzerindeki etkisi ise en zayıf taraf odur. Asıl kişiyi etkileyen ve ona yön veren şey kafasını fikirlerle doldurmak, yüreğini de iman ve takvayla doldurmaktır. Biz çocuklarımızın kafalarını İslami fikirlerle, Kur'ani düşüncelerle doyurmadığımız zaman birileri çocuklarımızın kafalarını bazen faşizm, komünizm, sosyalizm, bazen de aşk, meşk vesaire gibi bir takım malayanilerle doldurmaktadır. Yüreklerine gelince yürekleri ise tamamen İslam'a aykırı, ahlak yerine ahlaksızlık, takva yerine icabında yine aşk, meşk, iffetsizlik ve hayasızlık ve benzeri nice aşağılık fikirler pompalanmaktadır çocuklarımızın yüreklerine. Dolayısıyla biz neden zor olanı yaparken öbürü kolay ve çocuğumuza asıl kişilik olan, kişilik verecek olan şey onu
internete bırakıyoruz, televizyona bırakıyoruz. Daha başka zararlı bir takım çevrelere bırakıyoruz. Çocuklarımıza kişilik verecek olan şey. Midesini biz doyuruyoruz. Yemesi, içmesi, giydirilmesi bizim tarafından. Anne babalar olarak saçımızı, sakalımızı süpürge yapıyoruz. Aman çocuğun başkasına muhtaç olmasın, şöyle olsun, böyle olsun diye bir sürü masraflara giriyoruz. Hele bir düşünün. Çocuğumuzun ana rahmine düştüğü andan 18-20 yaşına geldiği zamana kadar hep masraf, hep külfet, hep meşakkat. Acaba anneler ne kadar zaman, kaç geceler çocuklarının başında uykusuz gecelediler? Biz babalar olarak ne kadar çocuklarımız için eza ve cefa çektik? Kimimiz fabrikada, kimimiz tarlada, kimimiz inşaatta, işte, güçte, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden hep çalışıyoruz değil mi? Hep çocuklarımız için yapıyoruz bunu. Bazen başkasının işinde çalışırken öyle daraldığımız anlar olur ki bırakıp gideyim şu işi. Gereği yok bu işin diyesimiz gelir. Gururumuzu kıracak, şahsiyetimizi, izzeti nefsimizi ayaklar altına alacak bir takım hareketlerle karşılaşırız ama sonra çocuklarımız aklımıza gelir. Yarın dış, odun kömür lazım, bulgur simit lazım. Çoluk çocuğumuza elbise, ayakkabı lazım. Ne yapayım? Sabretmek zorundayız deriz ve çileyi çekmeye devam ederiz. Yani aslında biz bir ömür çocuklarımıza hamallık yapıyoruz. Çocuklarımıza hizmetkarlık yapıyoruz anne babalar olarak. Bunu yaparken yanında biraz da kafasını ve yüreğini İslam ile, iman ile, takva ile takviye etmemiz gerekirken onu ihmal ettiğimiz için bütün o emeklerin hepsi gün oluyor, boşa çıkıyor. Çocuk bizim ama kafa başkasının. Beden bizim ama ruh başkasının. Evet, bedenini biz besledik, biz büyüttük ama ruh Show TV'nin, falan TV'nin, feşmekan internet sitesinin malı oldu. Ya da belki de Siyonizmin ya da işte Haçlı fikirlerinin çoluk çocuğumuz için pompaladığı zararlı bir takım düşüncelere mal olmuş. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, hani zaman zaman işte bu gezi mezi falan gibi bir takım olaylar var. Ortalığı yakıp yıkanlar, cam çerçeve indirenler, orayı burayı talan edenler, onun bunun işte malına, marketine, şuna buna, daha doğrusu bütün memleketin ne derler, milli servetine zarar veren gençler, bunlar gökten bitmedi, gökten inmedi, yerden bitmedi. Bunlar başka bir yerden ithalat edilmiş de deyin, bu vatanın evlatları, bizim çocuklarımız, bunların sütünü Ayşe ablalar, Hatice teyzeler emzirmedi mi? Bunların nafakasını biz kendimiz sırtımızda taşımadık mı yıllarca? Ama onların mana tarafını boş bıraktık, dolayısıyla olanlar oldu. Onun için muhterem kardeşlerim, evet, çocuklarımıza genç yaşta, çocuk yaşta İslam'ı öğretmek, ahlakı, terbiyeyi öğretmek önemlidir. Bakınız, okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala Celle Celaluhu bu Kur'an var ya, bu Kur'an dost doğru olana iletir buyurmaktaydı. Allah Celle Celaluhu çocuklarımızın dost doğru bir yol üzere olabilmesi onların kişiliğinin Kur'an'la şekillenmesiyle mümkündür. Başka çare yok muhterem kardeşlerim. Yani
İnsan robot değil ki elektronik beynine bir program yüklersiniz, komut, ne komut verirseniz ona göre hareket eder. İnsan melek de değil ki kötülüklerden etkilenmesin. İnsan canlı bir organizma. Çevresinde olan biten her şeyden etkileniyor. İyiden iyi etkileniyor, kötüden iyi kötü etkileniyor. İyi verirseniz iyileşiyor, iyi vermezseniz kötü geliyor, onu buluyor ve onu kötüleştiriyor. Onun aramasına hacet kalmıyor. Kötülük her yerde zaten var. Kötüler kötülüğü yaymak için hiçbir zaman, insanlık tarihi içerisinde hiçbir zaman sahip olmadıkları kadar geniş imkanlara sahipler bugün. Ben burada size dört duvar arasında birkaç ayet, hadisle bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ama kötülüğe hükmedenler sadece bir tuşa basmakla saniyeler içerisinde dünyada milyar insanlara, binlerce kanal, televizyon ve internet siteleri, yüzlerce dilde kanalizasyon misali gençliğimizin, çocuklarımızın yüreğine her türlü kötülüğü boca etmektedirler. Onun için durum çok ciddi muhterem kardeşlerim. Çocuklarımızın İslami eğitim ve terbiyeleri, Kur'an eğitim ve terbiyeleri üzerinde durmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur: İkra'ul Kur'an fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi. Kur'an okuyun çünkü o mahşer günü kendi ashabına şefaatçi olacaktır. Kur'an kendisine sahip çıkan, kendisini okumanın, anlamanın, emirlerini yaşamanın, yasaklarından sakınmanın, başka insanlara öğretmenin, anlatmanın, başka insanların da Kur'an'ı yaşaması için mücadele edenlerin avukatlığını yapacak mahşer günü. Onlar hakkında, onların lehinde şahitlik edecek. Ya Rabbi, şu kulun bana karşı görevini yaptı. Beni okumanın hakkını verdi. Beni anlamaya çalıştı. Emirlerimi yaşadı, yasaklarımdan sakındı. Başka insanlara beni anlatmaya çalıştı. Nesillerine, gençlerine beni öğretmeye çalıştı. Ya Rabbi, şu kulunu affet diye Kur'an şefaatçi olacaktır. Benzeri bir rivayet şöyledir: يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذ۪ينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ فِي الدُّنْيَا تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانِ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا. Kıyamet gününde Kur'an-ı Kerim ve bir de onunla amel eden Kur'an ehli kimseler getirilir. Bakara suresi ve Bakara ve Ali İmran sureleri öne çıkarak onun savunmasını yaparlar. Mahşer günü, hesap günü Bakara suresi ve Ali İmran suresi Kur'an ashabı olan kimseyi savunurlar diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Nitekim başka bir hadiste El-Kur'an hüccetun leke ev aleyke buyurulur. Kur'an ya senin lehinde ya da senin aleyhinde bir delildir. Ya Kur'an senin avukatın ya da senin savcındır. Kur'an'a karşı görevini yapmışsan seni savunacaktır. Ama Kur'an'a karşı görevlerini ihmal etmişsen, o zaman Kur'an seni mahkum etmek için Allah'a şikayette bulunacaktır buyurmakta Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Başka bir hadis-i şerif: Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemeh. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı hem öğrenmek de yetmez, aynı zamanda öğretmek. Kim? Her mümin. Bu iş hocaların işi değil. Bu iş vaazların, müftülerin, Kur'an kursu hocalarının işi değil, öğretmenlerin işi değil sadece. Ben Müslümanım diyen her mümin ölünceye kadar Kur'an'ın hizmetkarıdır. Bilmiyorsa öğrenmek,
biliyorsa öğretmekle mükelleftir. Hem öğrenme hem öğretme işi sür git, devam eder mümin için. Muhterem kardeşlerim, başka bir hadis-i şerifte Efendimiz şöyle buyurur: اَلَّذ۪ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذ۪ي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ ف۪يهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ اَجْرَانٌ Kur'an okuyan ve okumakta mahir olan, usta olan kimse, sefera ve kiram-ı berara, Allah'ın en seçkin kullarıyla beraberdir mahşer gününde. Ama Kur'an okuyup da kekeleyen, okumakta zorlanan, Kur'an okumak kendisine zor gelen kimseye bu ecrin iki misli vardır. Bu mükafatın iki misli vardır der Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Nitekim başka bir hadis-i şerif şöyledir: Men qara'a harfen min kitabillahi felehu hasene vel hasenetu bi aşri emthaliha. La aqulu alif lam mim harfun velakin alifun harfun ve lamun harfun ve mimun harf. Kim Allah'ın kitabından bir harf okursa ona bir hasene, hasene de on misliyle karşılık görür. Ona bir hasene yazılır, o bir hasene de, yani ona on sevap yazılır bizim dilimizle. Ama Efendimiz aleyhisselam burada önemli bir vurgu yapıyor. Diyor ki dikkat edin, bakın elif lam mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir diyor. Tek tek her bir harf için on sevap yazılır. Ancak acemilik döneminde bu iki misline çıkmaktadır. Geçen bu hadisi bir yerde okudum. Bir kardeşimiz dedi ki, hocam o zaman usta olanlara haksızlık olmuyor mu? Acemi olanlar neden iki misli sevap az? Niye onlara on, öbürlerine 20 sevap her harf başına? Hayır, haksızlık değil. Çünkü acemi adam bir sayfa okuyuncaya kadar usta adam 5 sayfa okur, onu yine 4'e katlar sevap açısından. Bir kayıp yok bunun içerisinde. Artı hepimiz de biliyoruz, Kur'an öğrenen herkes bilir, Kur'an bilen öğrenme çağında bu zorlukları yaşamıştır insan. Şeytan dürtükler onu, nefis baskı yapar kendisine, yeter artık ya, bugün de 3 ayet olsun der, bir sayfa olsun der, onu Kur'an okumaktan vazgeçirmeye çalışır. İnsana zor gelir acemilik döneminde. İşte mümin bütün bu zorlamalara rağmen, şeytanın baskılarına rağmen, nefsin baskılarına rağmen, hayır, bu benim hayat kitabımdır, nasıl ki benim bedenimin ekmeğe, suya ihtiyacı var, nefese ihtiyacı var, benim ruhumun da manevi gıdaya ihtiyacı var. İşte Kur'an o manevi gıdadandır. Ben bu gıdayı almalıyım diyerek nefsine ve şeytana rağmen devam ediyorsa, elbette bu ecri ve mükafatı hak etmektedir. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurur: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اِقْرَأْ وَارْتَقِي وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَاِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. Kıyamet gününde Kur'an ashabı kimseye denilir ki oku ve yüksel, oku ve yüksel, dünyada güzel bir şekilde okuduğun gibi burada da Kur'an oku, çünkü senin makamın okuduğun son ayete kadar olacaktır. Ne kadar okursan makamın o kadar yüksek olacaktır. Bakınız, zaman zaman şunu söylüyorum. Bu dünyada insanların yanında değer, geçer akçe nedir? Paran kadar konuş diyorlar değil mi? Allah Celle Celaluhu imanın kadar konuş diyor.
amellerin kadar konuş diyor. Okuduğun Kur'an kadar konuş diyor. Kuru kuru bir okumak değil, amel etmek şartıyla, hayatında yaşamak şartıyla, insanlığın hayatında yaşatma mücadelesi vermek şartıyla. Bakınız, evet, bu dünyada insanlara makam ve rütbe efendim diplomayla gelebilmektedir. Para pulla, servetle gelebilmektedir. Bazen yakışıklılık başka bir şeyle gelebilmektedir. Bazen soyla, sopla gelebilmektedir. Mahşerde bu böyle değil muhterem kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam net bir şekilde ifade eder bunu. İnnallâhe lâ yanzuru ilâ ecsâmikum ve lâ ilâ ensâbikum ve lâ ilâ süverikum ve emvâlikum bel yanzuru ilâ kulûbikum ve a'mâlikum. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu sizin suretlerinize, dış görünüşünüze, yakışıklılığınıza, ayakkabınızın markasına, elbisenizin kalitesine bakmaz. Nesep ve soy sopunuza bakmaz. Falan ağanın, falan paşanın, falan generalin, falan başbakanın, bakanın oğlu oluşunuza bakmaz. Kürt oluşunuza, Türk oluşunuza, Arap oluşunuza bakmaz. Allah sizin mal ve servetlerinize de bakmaz. Ya bel yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Kalplerinize bakar ve amellerinize bakar. Kalplerinizde iman ne denli yerleşmiş, ne denli derin. Amelleriniz ne denli sağlam ve ne denli salih. Allah Celle Celaluhu ona bakar. İşte muhterem kardeşlerim, bu hadiste onu ifade ediyor. Allah'ın yanındaki makamınız mal ve servetle değil, soy sopla değil, bu dünyadaki cah ve şerefle değil, sizin Kur'an'a sahip çıkmanız oranıncadır. Kur'an'a karşı görevinizi yapmanız oranıncadır. Kur'an'a karşı görevinizi ne kadar yapmışsanız o kadar Allah'ın yanında makamınız yücedir buyurmakta. Efendimiz buyuruyor başka bir hadis. اِنَّ الَّذ۪ي لَيْسَ ف۪ي جَوْفِه۪ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ. Şüphesiz ki kalbinde Kur'an'dan bir şey bulunmayanlar haraba, virane evler gibidirler. Haraba ev gibidirler. Siz bunu sadece bir şahıs olarak düşünmeyin. Bir aile olarak düşünün. Bir toplum olarak düşünün. Bir ümmet olarak düşünün. Bir mahalle, köy, kasaba, ilçe, il olarak düşünün. Bir ülke olarak düşünün. Evet, yüreğinde Kur'an bulunmayan insan yıkık, harabe bir ev hükmündedir. Kendisinde Kur'an yaşanmayan bir aile darmadağın, yıkık, virane bir aile hükmündedir. Kendisinde Kur'an yaşanmayan bir mahalle, Kur'an yaşanmayan bir köy, Kur'an yaşanmayan bir kaza, bir şehir, Kur'an yaşanmayan bir ülke haraba, virane bir ülke hükmündedir. Kur'an'ı kendisinde yaşatmayan bir ümmet yıkık, virane bir ümmettir. Bakınız ümmeti Muhammed'e şimdi. Bakınız, Kur'an'dan önce cahiliye insanı ne haldeydi? Sonra Kur'an geldi. Eşkıyalar evliya oldu. Vahşet asrı, vahşet asrı olan cahiliye asrı saadet asrına dönüştü. Sonra ne oldu? Ümmet Kur'an'a karşı görevlerini ihmal etti. Kur'an'a sahip çıkmadı. Yeniden cahiliyeye doğru dönüşmeye başladı. Ve yine evet, yine eşkıyalar doldu her yana değil mi? Ümmetin dört bir yanına bakınız. Sadece mana yönünden değil, sadece yüreklerimiz açısından değil, kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz açısından değil,
evler ve ülkelerimiz açısından da harabe halde değil miyiz muhterem kardeşlerim? Her tarafımız talan ediliyor. Maddi manevi. Biz böyle mi olmalıydık? Bu Kur'an elimizdeyken biz bugün dünyanın en izzetli olan ümmeti olmalıydık değil mi? Çare Kur'an'dır muhterem kardeşlerim. Yıllarca bu ülkede tersini söylediler öyle mi? Ne dediler? Bakınız Avrupa şöyle ilerledi, şurası şöyle oldu. Siz ise dinden dolayı geri kaldınız dediler. Din insanı uyuşturan afyon hükmündedir dediler. Ondan sonra ne oldu? Dini terk ettik. Sonra yüceldik mi? İlerledik mi? İzzetli mi olduk? Aziz mi olduk? Zelil mi olduk? Şu halimize bakınız. Yalan söylediler. Kahpelik yaptılar. Kalleşlik yaptılar. Gençlerimizi kandırdılar. Birbirine düşürdüler. Sağcı solcu dediler. Kürtçü Türkçü dediler. Bütün bunların hepsi aramızda hakem olarak yeterince Kur'an olmayışından idi. Kur'an'a karşı görevlerimizi yapmayışımızdan idi. Gün bugün, an bugün, an bu an, ümmet ayağa kalkmak istiyorsa Kur'an'a sahip çıkacak.